önümüzdeki ayların hatta belki de sonraki yılların dünyadaki önemli tartışma başlıklarından bir tanesini şimdiden sizinle paylaşmak isterim. Bu aşı olup olmama meselesi, aşı karşıtı olup olmama meselesi ve bu emin olun bu söylediğim şeyi herhangi bir yerden hareketle söylemiyorum. Yani herhangi bir taraftan hareketle söylemiyorum. O tartışılacak soru şu zannediyorum. İnsanın aptal olma özgürlüğü var mıdır? Bunun üzerine dediğim gibi ilerleyen zamanlarda dünya ile beraber muhtemelen konuşmaya başlayacağız. Evet, bir tartışma var, bir gündem var biliyorsunuz. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık sürecinde kendisi hakkındaki suçlamalara yönelik itiraf gibi açıklamaları vardı. Bunların sonrasında muhalefet Yeniden soruşturma komisyonu kurulması ve yargının harekete geçmesini istiyor. Ama yargıdan ses yok. İktidardan da ses yok. Ama AK Parti'nin kurucu kadrosunda önceden önemli görevler almış. Önemli isimlerden AK Parti döneminde başbakan yardımcılığı yapan mesela Ertuğrul Yalçınbayır. Yargılanma şart açıklaması yaptı. Bayraktar'ın sözleri için vicdani isyan ediyor diyor bu yani hakikaten şu anda gerçekten ülkede önemli bir gündem yaratmasına rağmen kimsenin ses çıkarmaması ki buna da değineceğiz. Hatta özellikle planlı bir şekilde ses çıkarılmaması manidar. Masum olan insan Yüce Divan'a gitmekten korkmaz. Hatta ister. Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Şu anda liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dosyamdaki her şey doğruydu sözleriyle 17-25 Aralık tartışmasını 8 yıl sonra Türkiye'nin gündemine getirdi. Muhalefet yargının harekete geçmesini isterken AK Parti kurucularından eski başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'dan da çok çarpıcı bir açıklama geldi. Erdoğan Bayraktar'ın vicdanı daha fazla susmayı kabul etmedi. Sadece onun değil toplumun vicdanı da kabul etmedi. Bunu hissediyor ve kendiyle hesaplaşıyor. Vicdanı isyan ediyor. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Suçunun tanımını da yapıyor. Bende hırsızlık yok, görevi kötüye kullanmak var diyor. Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık soruşturmasında kendisiyle birlikte ismi geçen 3 eski bakan hakkında suçlamaları hırsızlık olarak nitelerken kendisi hakkındaki dosyanın ayrılması gerektiği halde ayrılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvalının içine koydu ifadesini kullandı. Dosyamdaki tüm tapeler, teknik takipler doğruydu dedi. Bu kadar önemli iddiaların normal olarak en azından meclis tarafından araştırılması gerekir. Bayraktar benim günahım yok demek istemiş ama ben kimsenin gerekçesi olmam. Bu dosyalar Yüce Divan'a gitmeliydi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in dört bakan Yüce Divan'da yargılanmalıydı çıkışının ardından AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır da Bayraktar'ın açıklamaları için vicdani isyan ifadesini kullandı. Yargı harekete geçmeli dedi. Hem onun hem talimatları verinin hem diğer isimlerin yargılanması gerekir. Karanlıkta kalan olayların açıklığa kavuşması lazım. Soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Erdoğan Bayraktar'ın kızdığı nokta şu. Beni diğer üç bakanla niye yan yana koyuyor? Benim suçum varsa görevi kötüye kullanma suçudur diyor. Bütün bunların dökümanları, tapeler, paralar hepsi doğrudur diyor. Gözler hem yargıda hem iktidarda. Cumhurbaşkanı da kurmayları da AK Parti yönetimi de sessiz.